Bu örnekte, 3 fonksiyonun çarpımından oluşan bir ifadenin türevini, çarpım kuralını kullanarak alacağız. İşimizi kolaylaştırmak için, 3 fonksiyondan oluşan ifadeyi, şimdilik iki fonksiyonun çarpımıymış gibi düşünelim. f birinci fonksiyonumuz. gx çarpı h x de, ikinci fonksiyonumuz olsun. Şimdi, çarpım kuralına göre, bu ifadenin türevini alalım. f x'in türevi, çarpı ifadenin geriye kalan kısmı. Yani gx çarpı hx artı fx çarpı gx çarpı h x'in türevi. Şimdi de gx çarpı hx'in türevi ifadesine odaklanalım. Çarpım kuralını tekrar uygulayabiliriz öyle değil mi? Evet uygulayabiliriz çünkü bizden iki fonksiyonun çarpımından oluşan bir ifadenin türevini almamız isteniyor. O halde bu kısmı da gx'in türevi çarpı hx artı g çarpı h türevi şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi f x ile çarpmamız gerekecek, bunu unutmayalım. Şimdi başa dönelim ve bütün ifadeyi tekrar yazalım. f türevi çarpı gx çarpı hx artı burada dağılma özelliğini kullanmam ve f bu iki ifadeyle çarpmam gerekiyor, yani f çarpı g türevi çarpı hx artı fx çarpı gx çarpı hx'in türevi. Ve sonuca ulaştık. Üç fonksiyonun çarpımından oluşan bir ifade için çarpım kuralını kullandık ve üç ifadenin toplamından oluşan bir sonuç elde ettik. Topladığımız her ifadede üç fonksiyondan birinin türevini diğer fonksiyonlarla çarptık. Burada f(x)'in türevini, burada g(x)'in türevini, ve burada da h x'in türevini aldık. Benzer bir şekilde eğer elimizde 4 fonksiyondan oluşan bir ifade olsaydı, sonuç olarak 4 ifadenin toplamını elde edecektik ve her ifadede bir fonksiyonun türevini alıp diğer 3 fonksiyonla çarpacaktık. Eğer n tane fonksiyon olsaydı da n tane ifademiz olacaktı ve her ifadede sadece bir fonksiyonun türevini alıp diğer fonksiyonlarla çarpmamız gerekecekti. Hepsi bu kadar.